Hayır demekte zorlanan ve kendine ait olanı bir türlü isteyemeyen Mehmet Bey'in yeni ödevi, vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmek. Şimdi geldik en sıkıntılı ödeve. Hayatım, buranın neresi sıkıntı? Yani alacaklarını isteyeceksin. Sen kimseden borç istemiyorsun, sadaka istemiyorsun. Bir iş yapmışsın, emek yapmışsın, onun karşılığını alacaksın. Ya orası öyle de, demek ki bu insanların şu an durumu olsa bu parayı çoktan verirlerdi diye düşünüyorum. O yüzden aramıyorum yani. Sonuçta hayatım, durumu olmayan insan verdik. O zaman kendi yapsın evde temizliğini. Yani bence biraz lükse giriyor. Yani sonuçta o zaman madem o temizliğin parasını veremeyeceksen kardeşim kendin yap temizliğini. Biliyorsun hayatım, ağlamayan çocuğa meme vermezler. Şimdi bir çocuk ağlamasa hiçbir şey vermem ben ona. O keyfi yerinde derim. Adamlar da senin keyfin yerinde zannediyor yani. Bir bakıma haklı. Neden haklı? Çünkü ben hiç ağlamıyorum. Ağlamam gerekiyor. Ticaret yapıyorum. Yani bunu zamanla öğreneceğim herhalde. Pazar alışverişinde ve simit satışında istediği sonucu alamayan Mehmet Bey, restoranda garsonun isteklerinin bir kısmına hayır diyebildi. Bakalım bugün telefonla alacaklarını isteyebilecek mi? Önce en ufaktan bir şansımızı deneyelim o zaman. Kabarık listemizin en tepesinden aramaya başlıyoruz. Alo. Selamünaleyküm Hüseyin abi, nasılsın? Aleykümselam abi, sen nasılsın yavrum? İyi çok şükür valla. İşlerin nasıl abi? Abi biz size bir ay önce, bir buçuk ay önce bir hizmet vermişiz, temizlik hizmeti. Oldu mu o kadar ya? Olmuş abi, olmuş yani. Allah Allah. Ha. Yani biz de ödersiniz diye bekledik ama sizden ses çıkmayınca bir arayalım dedik. Bir ben bakayım durum, ben sen arayayım mı? Mehmet. İyi olur abi ya. Çok müsait değilim. Olumlu sonuçlanmayan ilk telefondan İlknur Hanım epey rahatsız. Elemanlara ödeme yapacağım desene. Ya tamam da adam arayacağım diyor abi, gırtlanamıyormuşum ben abi şimdi. İnsanlar parası olsa öder diye düşünüyorum. Çok da sıkıştırmak istemiyorum. Sonuçta ticaret yapan insanlar. Bakalım ikinci telefondan nasıl bir yanıt gelecek? Ha buyurun. Ya size bir ay oldu bir hizmet verdik, daha ödeme alamamışız ama. Ha, ne kadarmış borcunuz? 875 TL. 875 TL ama? Evet. Onunla bir yanlışlık olmasın ya, bende de gözüken para yok. Arıyorsun, bazıları unutmuş bile. Demek ki sen kendini hatırlatmıyorsun, hatırlatacaksın. Tamam, hallederim. Ben size dönüş yaparım. Ben ödeme için size hesap numarası yolluyorum değil. Emri vaki olur zaten. Ha, ben hesap numarası yolluyorum, yarın yatırın deme. Hesap numarasını size yolluyorum. Dediğinizde adamlar yatırır yani. 3 haftadır ödeme alamamışız da bununla ilgili bir görüşmek istiyordum sizinle. Ne kadardı borcumuz? 390 TL. Haftaya ödemeniz için biz sizi haftaki eleman yollamayız yani. Ödeme almadan artık eleman yollamayı pek düşünmüyoruz. Çünkü bayağı bir ödemeler birikmiş bizim. Elemanların parası. Tamam, 4. haftada yollayın, ben esmi ödeyeyim elemanlar geldiğinde. Tamam, tamam, öyle yapalım o zaman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Al sen bunların üstüne bir bardak soğuk su iç bence. Anca seni şey yapar. İç iç. Müşterisini ikna etmesi gereken Mehmet Bey çabuk ikna oldu ve İlknur Hanım bu durumdan ciddi biçimde rahatsız. Bak burada Kamil Bey var. 2300 lira diyor, onu niye aramıyorsun? Bir de ona deneyelim şansımızı bakalım. Ara bakalım. Hadi Mehmet Bey, umarız bu kez güzel bir cevap alırsınız. Abi bizim bu... Ödeme için mi? Aynen aynen abi. Bak bakiyemiz neydi bizim hayatım? 2300 lira abi. 2300. Ha doğrudur. Şimdi de tamam, ben maaşı bir haber veriyorum ya. En geç akşama kadar hallederim, tamam mı? Adamcağız diyor ki yani tamam Mehmet'im, yarın ödemeyi yapayım. Bizim bir ödeme vardı, işte temizlik bitti, nasıl, memnun musunuz falan dese adam zaten sana ertesi gün yapacak. Baksana bugün arıyorsun, yarın ödemeyi yapayım diyor. Listedeki tüm isimleri arayan Mehmet Bey yine de eşinin eleştirilerinden kurtulamadı. İnsanlara ne yapabilirim ya? Gördüm, bütün konuşmalarımı duydum kendini. Sen veresiye yapmayacaksın ondan sonra. Haftanın son ödevini tamamlayan İlknur Mehmet çiftimiz bakalım kaç puan alacak?